İyi akşamlar sayın izleyiciler. Türk Medya Stüdyosu'ndan herkese sevgiler, saygılar, Önce Sağlık programına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere her hafta farklı bir bölümden bahsediyoruz. Her hafta farklı bir hastalıktan bahsediyoruz ve aynı zamanda bizimle farklı bir misafir doktorumuz birlikte oluyor. Biliyorsunuz ki hastalar çok ve aynı zamanda hastalıklar da çok olmaya başladı. O yüzden her hastalığı elde edip sizlere ufak olsa da bir bilgi kazandırmak istiyoruz. Son zamanlarda çok fazla sayıda eklem ağrısı ve aynı zamanda sırt ağrısı ve onun yanı sıra kemiklerde ağrı, sıkıntılar çoğalmaya başladı ve çok sorular geldi bizlere. Her hafta neredeyse bir 40-50 soru geliyor bu konular hakkında. O yüzden bu hafta çok önemli bir tedavi yöntemini aslında dengelemek istedik. Çok özel aslında ve çok güzel bir bölümden bahsetmek istedik. Aslında çok farklı ve neredeyse yeni yeni biz tanımaya başlıyoruz kendi ülkemizde olsun, bizim şehrimizde olsun. Bugün konumuz fizyoterapi ya da bizim dilimizle ilacı tabii ya da ilacı tıbbül fizya dediğimiz. Aslında çok sayıda insanlarımız doktorlara gidiyor ve farklı doktorlara gidiyor. Ortopedi doktorları olsun, diğer türlü doktorları olsun ve başvuruda bulunuyor. Yine bir ilaç istiyor, kimyasal ilaçla kullanmayı istiyor. Ama bazen o yetmiyor ona. Yine bir farklı tedavi yöntemleri oluyor. O da bizim fizyoterapi dediğimiz. Bugün bu konuda bizimle uzman olan değerli doktorumuz Kemal Türkmen bizlerle birlikteydi. Hoş geldiniz doktor. Hoş bulduk, sağ olasın. Çok teşekkür ederim bizlerle birlikte olduğunuz için. Ben teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Aslında çok şanslıyız. Böyle genç ve yetenekli insanlarımız vardı bizim ülkede ve bizim şehirde özellikle yani Türkmenlerden olsun. Çok mutluyum sizinle birlikte olduğunuz için. Çok sağ olun. Ben mutluyum sizi davetiniz için. Sağ olasın. Siz kendiniz Türkiye mezunu olup burada dönüp bize hizmet vermeye başladınız. Azadi Hastahanası'nda. Ve burada yani çok az kişilerden birisiniz fizyoterapi konusunda ya da bizim ilaç tabi ediyordukımız. Tabi. Vallahi ben çok demen ederim. Bu bölümdeki insanlar yani uzmanlar çok fazla artsın. Çünkü bizim memlekette ciddi bir sıkıntı vardı. İhtiyacımız çoktu. Aynı zamanda uzman fizyoterapistler çok azdı. Temenni ederim gençlerimizden bu bölümlere geçsinler. Olsun olsun. Çünkü hem insani yönler çok güzeldi hem de bilim açısından çok güzel bir bilim kazanıldı. Doğru. Sayın seyircilerimiz, bir gün bizlere katılıp sorular bu soru biz siz bel ağrısı, sırt ağrısı dediğimiz, eklem ağrısı, bizim fasıl ağrısı dediğimiz, bir de kemikler ağrısı. Onların hakkında bütün konularda konuşabilir. Aynı vakte bizim sevofan dediğimiz, bel fıtkı, yanı sıra da haşhaşat edam, onun yanında diğer hastalıklar, bir sürü eklem hastalıkları bizim edam küsur dediğimiz bizim dilde, insanlar da anlasın diye. Sorular bu. Sonra biz siz aşağıdaki numaradan arayıp, bir gün konumuz ilaç tabiiydi. Aslında çok sayıda hastalarımız gelirdi bu ilaç tabiiye. Belki de kanaat getirmeyip, belki getirip, belki ne olduğunu bilmeli. Bir gün hepsini açıklayacağız sizlere birlikte. Bizimle kalın. İnşallah faydalanırsınız. Evet değerli doktorumuz, biz fizyoterapi dediğimiz zaman insanların aklına çok şey geldi. İşte cihazdı, yoksa bu bir yerdi, yoksa ben bir spor mu yaparım acaba? Yoksa acaba bir yerdi, ben gelirim orada, birisi bana yardım eder, eklemlerimin ağrısı geçsin. Siz daha iyi anlarsınız bize bunu. Tabii fizik tedavi, yani ilaç tabii dediğimiz fizya kurallarını istihdam ederek, bu yöntemleri istihdam ederek insanları ilaç etmektedir. Ve elinden geldikçe, yani bu fizik tedavi elinden geldikçe insanları dermenden, kimyasal ilaçlardan uzak etmektedir. Tabii ki de insanlar her zaman bu konuda çok korkulu. Bazı dermende zaht hastalığı vardı, bazı dermende şeker hastalığı vardı. Tabii ki de ilaç tabii, yani fizik tedavi bu tür hastalar için çok uygun bir yöntemdi. Aynı zamanda kimyasal dermenlerden uzak edir özlerini. Çünkü kimyasal dermenlerin her zaman yan etkisi çok fazla oldu. Özellikle bu yaşlı grup hastalar için. İnsanlar artık bu zamanda kimyasal şeylerden, ilaçlardan uzak olmak ister. Bunun için en uygun fiziksel tıp, fizik tedavidir. Onun için bu yöntem, insanlar her zaman şey korkar özünden. Acaba ağır der mi? Yani, acaba bu yöntem yengidi, ben nece hissederim? Bana bir elektroterapi verdiğinde nece bir hissederim? İşte korkuram karabadan, karaba vurmadan. Tabii ki de bu böyle bir şey diyor ki, fizik tedavinin amacı burada insanları yengiçten hayata döndürmekti. Yani eskiden edebilmediği şeyleri tekrardan etmektedir. Organın vazifesini yerine getirmek gibi. Yani asıl haline bizim genç yaşlarda olduğumuz gibi döndürmekti. Bizim de fotoğraflarımız var. Burada fizik tedavi hakkında çok güzel fotoğraflarımız var. İnsanları anlandırır. Aslında bir sürü yöntemleri vardı. Onları da biz anlatabilirsiniz tabii ki de. Fizik tedavide birçok yöntem var. Bunları üçe ayırabiliriz. Bu üç tanesi. Birinci
cihazlarla olan fizik tedavide. Tabii cihazlarla olan fizik tedavi birçok cihazımız var fizik tedavide. İnsanların hastalıklarını iyi eden yöntemlerdi. En birinci, en ünlü olan elektroterapiydi. TENS dediğimiz cihazlardı. Bunlar ağrığı az eden cihazlardı. Tabii sadece TENS değil, birçok elektroterapi yöntemlerimiz vardı. Bir tek ağrı az eder. TENS sadece ağrık üzerine işleyen ve ağrığı az eden bir yöntemdi. Ama diğer elektroterapi, yani sadece elektroterapi bir nevi değil. Bir neçe nevi. Bu nevi ağrığı az eder. O bir nevileri bazı azalatları kuvvetli eder. Bazıları kan dolaşımını seri ettirer oradaki bölgede tedavi etmek için. Bir başka türlü şeyden konuşmak istedik aslında. Bizim fizyoterapi dediğimiz zaman insanların aklına ben bunu nerede kullanabilirim, hangi hastalıklarda kullanabilirim diye geldi ve hangi yaş grupları kullanabilir? Tabii fizik tedavi, ilaç tabii dediğimiz yöntem bütün hastalıklarda ve bütün alanlarda aynı zamanda bütün yaş gruplarında istihdam edebilirler gözlerini. Ama tabii ki de burada bizim için değişen şey ne oldu? Her yaş grubunda, her hastalıkta aynı tedavi yöntemi istihdam edebilmeyiz. Yaşlı bir insanda yüksek voltaj bir elektroterapi verebilmeyiz. Ya da genç bir insanda hemen direkt ağır bir tedavi yöntemi kullanabilmeyiz. Bunlar aşamalı. Tabii bunun için güzel bir değerlendirmeye gerek yapalım. Bir hastaya ya da bir yaş grubuna olan bir şeye. Aslında bize bir çok güzel bir video var. Onu anlatsalı bize ne yapmaya çalışır. İnsanlar da anlansın burada. Çok burada güzel bir şey burada çalışan fizyoterapist arkadaşımız oradaki hastaya denge eğitimini çalıştırır. Tabii bunda yüzde 101 bizim tevazın dediğimiz. Tevazın dediğimiz. Bunun sorunu ne arkadaşın sorunu? Bu ihtimal bir kaza geçirdi. Habil çevkisinde bir müşküle vardı. Tabii bu ileri aşama. Tabii hani evvelki aşamalar belli olmaz. Bu artık dengeye geçipti. Tabii denge dediğimiz şey çok önemli de yermek için. Yani. Buradaki arkadaşın fizyoterapi arkadaş bir şey vardı. Burada bir eklem aynı ağrısı. Zamanda bizim burada sabah dediğimiz riyadi bir şeydi. Bu muhtemelen ön çapraz bağ yani rubat salibi dediğimiz ameliyatı geçirmişti az önceki videoda. Oradaki ameliyatta insanlar malum aşamalarda malum tedavi yöntemler, malum sporlar yaparlar oraya burada geçmek için. Burada bizim cihazlar anladır zaten. Cihaz ya da bizim aparatlar dediklerimiz. Bunlar daha çok nöroloji, ortopedi hastalar için, yani idam kusurda bir müşkülası olan ya da asabda bir müşkülası olan calta, strok hastalarında bu şeyler istihdam olur rehabilitasyon amaçlar için. Bu tabii hasta ileri aşamaya geçtikten sonra artık yermek ister, nereden çıkmak ister, etiyadi faaliyetine dönmek ister. Burada sırt ağrısı için kullanılacak. Burada sırt ağrısı için, inzilaklar için hasaten istimal ettiğimiz. Çok önemli. Bizim sayın seyircilerimizden çok soru geldi. Belki de şimdi soru gelecekti sayın seyircilerimizden. İnzilak, bizim inzilak hakkında ya da bizim bel fıtkı dediğimiz. Onun hakkında çok sorularımız gelecekti. Burada yöntem tam olarak anlattığı konu şeydi yani. Bunu yapıyor zaten. Burada bu tedavi yöntemiydi. Arkadaşlar bu bir ilaç, yani ilaç şeklinde inzilak için. Yani bu kısaca bunu anlatsak daha güzel olur. Evet, yani inzilak çok geniş bir mevzuydu. Çok insanlarda olan, hasta son zamanlarda hatta gençlerde çok ciddi bir şekilde görülen bir hastalıktı ya da bir haladı. Sebebi de belki arkalarmak oldu, farklı, siz daha iyi şey yaparsınız. Bunun inzilak nedir? İnzilak iki omurganın birbiri üzerine zahit gelmeği, aynı zamanda ara yerlerindeki diskin fıtıklaşıp iltihap olması. O iltihap sinire baskı yapıyor. Ciddi bir ağrılar yaradır. Bazı insanlarda sadece ağrılar bel bölgesinde oldu. Bazılarında ayaklarına kadar yedir bu ağrı. Tabii bu inzilak dediğimiz şey şart değil ki illa bir insan mesela çok ağır bir şey kavzayıptı. İnzilak yani bu bir sebep olabilir. Bir sebep olabilir ama bazı insanlarda ihtimal ayaklarında olan bir azalada kısalık inzilak yaradır özünde. Ya da yanlış istimal ettiği ayak kabı olabilir inzilak ettir özünde. Güzel. Aslında bizim bir telefon muhatımız geldi, bir sorumuz geldi. Var. 70 yaşında bir kadın, 70 yaşında bir kadın bu eklem ağrısından rahatsızydı. Dedi hareket etmeye çok yani takatim yoktu. Edebilmiyorum hareket edeyim çok fazla. Çabalayabilmiyorum yani çok fazla yersin. Dedi bu ilaçta ben iyice ederim ben eğer çabalayabilmirsem. Yöntemler vardı. Tabii 70 yaşında bir kadını artık cihaz dediğimiz şeyler uygulamak biraz zor oldu. Uygularız ama çok az dozajda, yani az hertzde, az mikrosaniyede, yani tul mevcisini az ederek, tereddüdünü az ederek uygularız onun için. Bu tür hastalarda daha çok basit egzersizlerden,
yani azalıtlarını kuvvetletmelerini. Çünkü 70 yaşına gelen bir hasta ya da bir yaşlı insan azalıtlarında atrofi yani zayıflı oğlu. Geri o zayıflı kuvvetli daha. O zayıflık yüzünden eklemlerde ağrı oğlu yüzünden. Evet. Onun için azalıtlarını kuvvetletsek inşallah çok ciddi bir ağrılarda azalma görürük. Bir sorumuz daha geldi telefon bağlantısında. Arkadaşımız 38 yaşındaydı. Bir bel fıtığı da bizim izilah geçirdi. Doktor da deyip özüne ameliyat lazımsını. Dedi ameliyat etmezsen bu ilaç tabiiyden ya da fiziyiyden ben iyi olabilirim. Tabii ilk önce o hastane ciddi bir şekilde değerlendirmek lazım. Çünkü ameliyat demek çok kolay bir şey değil. Yani bir insan ameliyat demek zahmeti. Onun için o türlü insanları çok da yani ciddi bir şekilde değerlendirme yaparak o birçok insan ameliyat değil özden fakat ameliyatlık bir durumu yoktu. İlaç tabiiyden, fizik tedaviden çok ciddi güzel neticeler aldı. İyileşer. İyileşer, %100 iyileşer. Çok güzel sorular gelsin. Bu ne kadar sürede? Bu süre konusu çok önemli olabilir. Bizim süre konusunda insanlar her zaman diyelim ben gittim ilaç tabiiye bir kere ama bir şey yani faydalanmadım. Aslında bu çok yanlış bir fikirdi. Çünkü bizde ilaç fiziğe ilerledik. Zaten kimyasal bir ilaç kullanmışsın. Hiçbir yan etkisi de yoktu. Evet. Vücuda da hiçbir zararı yoktu. Bu da çok güzel bir şeydi. Peki o zaman ne demek yani? Ne yapma lazım yani? İnsanların önüne dağın yani bir vakit vardı. O sürede sen iyileşeceksin. Yani süre tabii ki de çok önemlidir insanlar için. Gelen insan bir dakika evvel iyi olmak isteri. Evet. Birinci seansta hemen kalkıp evine gidip ağrılarına kurtulmak isteri. Ama insanlar bunu düşünmeler lazım. O hastalığa bir gün içinde yakalanmalı. Onun için bir gün içinde kurtulmak çok zahmetti. Süre konusuna gelince tabii hastalığından hastalığa değişen bir şeydi. Yani bir kırığı olan bir hastanın iyi olmağı 20 gün, 20 seans daha doğrusu, 20 seans ile 30 seansta iyi olabilirken bir asab müşkülası olan yani bir jalta hastası olabilir 3 ay ile 6 ay ara yerinde iyi olabilir. Çok önemli. Süre yani çok önemli bir şey. Tabii insandan insana çok daha kişimallığı gösterir. Biz de biraz cihazları anlatsak. O daha güzel olur. Tabii. İnsanlar da bu cihazların olup olmadığını neleri çalıştırır der. Ben yani geldim doktor yanına. Benim bu uygulama yapsız bize. Bu elektrik şokların evet. Yapsız ya da bizim elektromagnetik radiation dediğimiz. Bunu kullandığımız zaman bu nece beni iyileştirir? Bunu anlatmak istedim. Mekanizmini anlatmak istedim. Evet. Ya insanlar birinci geldiğinde biz onlara bir cihazımız da vardı. Evet. Yani insanlar bizim yanımıza geldiğinde ilk önce ona değerlendirme yaparız. Yani bakalım onun X-ray nedir, MRI nedir, renin nedir. Bunları hepsine baktıktan sonra, ciddi bir şekilde değerlendirme yaptıktan sonra hangi cihazın o hastaya uygun olduğunu seçeriz. Ama direkt sondan başlamak, yani direkt traksiyon dedim o sahip cihazını istihdam etmeyiz o hastada. İlk önce basit bir sıcak uygulamalar yapar o için, tahfiz karabayı, tens dediğimiz uygulamalar yapar o için. Eğer ki o hasta, baktık ki o hasta iyi olmuyor bu cihazlarına artık lazer tedavisine geçerek aynı zamanda traksiyon tedavisine geçerek. Lazer tedavisi ne der? Lazer tedavisi oradaki bölgede o iltihap olan bölgeni buharlaştırıp oradaki bölgeni iyileştirir. Kadrufu yerine döndürür. Daha doğrusu iltihabın yok ederek oradaki normale döndürmek şeyi oldu. Onun dışında traksiyon cihazda kompresyon olduğu yani ki fakarar yerinde zakt olan bir fakaranı çekerek oradaki azalıtlara bir space olarak normale döndürür özünü. Peki bizde yeni bir cihazlar da vardı aslında. Yeni bizim Kerkük'te kullanmaya başladık. Belki de siz ilk sefer kullandınız. Bu da çok güzel bir şeydi aslında. Bir gelişmiş bir duygu verir bize. Ondan da bahsetsek biraz. O da çok önemli. Evet. Yani şimdi cihazlar dışında fizik tedavi dünyasında yeni teknikler, yeni yöntemler başladı olmaya. Bu yöntemlerden de tabii ki de birisi kayropraktik yöntemdi. Evet. Kayropraktik insanların çok korktuğu, aynı zamanda çok ciddi bir şekilde iyileştiği bir yöntemdi. Kayropraktik bizim halk arasında dediğimiz tarkılatmak. Yani evet. Özbür böyle bir maneye gelmir ama bu şekilde insanlar ara yerinde meşhur olupdu. Tabii ki bunu yapmak o fakaranın ara yerindeki, o mafsalların ara yerindeki oluşan o balon tekin parçacıkları patladıp bir oradaki tevazunu yerine getirmek. Telefon bağlantımız vardı. Yayında şu anda onu alalım. Tabii. Alo. Pardon. Aslında bir yönteme bakabildik. Evet. Telefon bağlantımız geçti ama sorunu aldık. Evet, sorunu kayropraktik dediğimiz yöntemden bunu. Sonra anladım sizi. Evet. Burada malum zaviyeler seçerek yani malum zaviyeleri seçerek malum tarikaları istihdam ederek tutuşları tekrardan yöntemi alsak güzel olur. Bu arkadaşlar bu yöntem bizde
Eskiden var idi, bizim çok eskiden, evet. Ama bu şu an burada, şu an. Evet, bu boyun için yapılan manipülasyon yöntemdi. Tabii ki de bunu yapan çok az sayıda, yani Irak'ta çok az sayıda insan vardı, diploması olan. Bu sadece boyun için yapılmaz, aynı zamanda bütün eklemler aslında için yapılır. Aslında bu çok önemli bir şeydi. Yani uzmanlarda yapmamız lazım. Kesinlikle. Kendi kendimize yapsak bir sakatlık çıkabilir. Çok da önemli, kesinlikle. Ciddi bir konudu bu. Birçok hastalar geldi. Başka insanların yanında, diploması olmayan insanların da yapıp ciddi bir şekilde şelal durumu yaşardı yani. Evet. Bir konu daha vardı, çok önemli. Bazen bir sorumuz geldi zaten. O soruda arkadaşımız dedi ki ben futbol oynarken bir sakatlığa yaşadım. Yani ayak bölgesinde. O sakatlıkta tam olarak şişkinlik gibi bir şey oldu. Ben de gelip bir yere, o yerde üstüne bastılar. Yerine dönsün. Yerine dönsün ki ben ilaçım. Herkes bunu yapar, iyileşir ama ben iyileşmedim dedi. Aslında bir telefon bağlantımız daha vardı belki. Ondan sonra mı geçeceğiz buna? Ha, alo. Merhaba. Alo, selam. İyi, sen? Sağ ol, teşekkür ederim. Konuşabilir miyim doktordan? Bari buyurun, soru sorabilirsiniz. Canlı yayındasınız, ecdirsiniz zaten. Diyelim kollarım ağır, kolum çok ağır. Acayip ben yani bilmiyorum. Bunda müsaitini tutturam, fayda etmez. Bak, kol uzun harası ağrı tam olarak? Valla kolum öyle çiğimden hatta topuğuma kadar ağrıyor. Tamam. Aluzi edebilirsiniz, yukarıya kavzuyasız. Yani bir müşküle yaşsız aluzi ağrık ya da sırrı olmak. Abi yok, sırrılık yoktur. Ben elim kaldırabilirim ama ne ara incigim var. Yani daima ağrılığım var. Ağrı var kolumda. Tamam. Ağrı o tam olarak harda. Yani yerini tespit edebilsen tam. Böyle. Yerini tespit edebilsen ağrı onun tam harda adı. Çiğinde adı, ök kolda adı, harda adı. Çiğinden aşağıdan. Çiğinden anne böyle aşağıya koluma kadar. Evet. Tamam. Çok sağ olun katıldığınız için. Cevap alasın inşallah. Evet doktorumuz. Duyduğunuz gibi. Tabii bu tür durumlar olabilir. Bir frozen shoulder dediğimiz, yani donuk omuz yaşayan bir insan olabilir. Orada birçok yapı çok fazla istihdama bağlı iltihap olabilir. İltihap olanda insanlar artık korkar onu çabalatsın. Çünkü ağrı kadar özünde. Ha. Bu ses yani affedersiz. Bu durum ne der? Bir kere artık kalı üzerinde kronikleşir. Kronikleştikten sonra bir fetre geçenden sonra başlar artık hatta çabalatmasa ağrı kadar özünde. Bu hastalığı ya da bu durum ciddi bir fizik tedavi programı, rehabilitasyon programı ister öz için. Yani hangi rehabilitasyon programı? Onda nasıl olacak? Ortopedi rehabilitasyon programı gerekir öz için. Tabii bunun için ilk önce germe egzersizler yapalım gerekiyor için. Ayrıca az önce gösterdiğimiz derken o shockwave cihazı mevcut sadamaya gerek istihdamelisinin özünde. İltihap olan vatari adalanet bizzat tespit edip orayı da likerik lazer vururuz. Var. Aslında bu program sayesinde değerli arkadaşımız da gelip Azadi Hastahanası'nda bu yöntemleri görebilir inşallah. Siz de ona kesinlikle yardımcı olasınız inşallah. Kesinlikle. Program sayesinde. Teşekkür ederim sizlerden. Biz o sorudaydık. Bir arkadaşımız futbolda ayağını sakatlayıp sonra geri bir yerlere orada ayağını basıptılar. Yerine girmek amaçlı işte böyle bir fikir vardı, çıkır yani giri falan böyle bir şeyler vardı, ayak çıktığı zaman ya da böyle çıkıntılar vardı. Aslında bunlar biz de hep duyarız. Belki de herkes şu an sahil seyircilerimizde duyuptu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz tam olarak? Yani tabii merak spor yaralamaları çok geniş bir alandı. Tek başına alınabilecek bir alandı. Ama bu arkadaşımız tabii çok yanlış bir yere gidipti. Bir insan düştükten sonra da spor yaralama yaşadıktan sonra ilk önce yapacağı şey buz uygulamasıydı. Soğuk bir tedavi uygulamaktı. Sonra onu üzerine 15 gün hiçbir şey yapmayıp gidip bir uzman, romatolog uzmanına geri bir başvuraydı. Orada teşhisi alındıktan sonra ona göre bir tedavi programı çizdiler dostu. Ama gidip orada tarkıldatmak ya da çıkartmak onu birazcık riske sokuptu. Bazı insanlar dedi ki ben bunlar iyileştiririm. Buna ne demek uzvardı? Yani çok insanlar geldi bizim kliniğe başvururlar, hastaneye başvururlar. Çok ciddi bir sorunlar yaşayıpla bu işi yaptıktan sonra. Yani herkese iyileşmekte söz konusu değil. Herkese iyileşmekte söz konusu değil. İhtimal orada bir rıbat salibi müşkilası vardı, yırtılıp ya da arbita canibelerde bir yırtık vardı. Daha fazla. Tabii o basmaktan daha fazla müşkileye sokabilir tabii ki. Peki devam edelim. Biz fizyoterapi dediğimiz zaman, insanlara ilaç tabi dediğimiz zaman
İnsanlar işte düşünürler ki bu acaba doğru mu, yanlış mı? Çünkü biz hep ilaç yöntemine alıştık, kimyasal ilaç. Bunun yanında kimyasal ilaç kullanmak olur mu? Onu da merak ettiler sonra seyircilerimiz. Yani bazı durumlar vardı, özellikle romatolojik hastalıklarında, romatoiz hastalıklarında fizik tedavinin yanında gerek ilaç tedavisi kullansın. Ama her durum bunun için uygundu. Tabii ki de hayır. Bunu bir romatolog uzman ya da ortopedist uzmanları bunun için daha uygun bir şekilde bir yöntem bilgi verirler. Tabii ki. Yani bir telefon bağlantımız daha vardı. Ondan sonra dönemeye cevaplık. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Zahmet olmasa doktordan bir sualim var idi. Ben zaten doktora getirsiniz. Buyurun sonra bizi sorunuz. Doktor, selamun aleyküm. Malum kürek isim hücumda skapirle de yani bir hücum var her zaman. Sesi tam olarak iyi gelmiyor bura. Bir tekrardan bir de konuşabilirsiniz. Bel. Kürek sümüğümde, çiğnimde bir muzmin bir incik var. Takriben bir 6-7 ildi. Bir de wing scapula var bende. Bel. İstedim sorum bunun ne yöntemler var? İlaç tabiyeyi de yani. Tamam. Cevap alasın inşallah. Çok teşekkürler katıldığınız için. Tabii bu tür sorunlar son zamanlarda çok fazla arttı, ciddi bir şekilde arttı. Bu durumlar artık şok ve tedavisiyle ilaç ederek, aynı zamanda o bölgeye özel egzersizler vererek oranı ilaç ederek. Tabii ki dikkat edilmesi gereken konular vardı, özellikle kadınlarda. Duştan çıkandan sonra, hamamdan çıkandan sonra saçlarını kurutmamak bu ciddi bir sorun yaradır bizde. Çünkü gelen bu sorun yaşayan birçok kadınlar oldu. Gelende bu de... sorunun da şey bizim dilimizde de anlatsa insanlar da tam olarak anlatsın. Yani çünkü çok önemli bir konudu. Bari. Bildiğimize göre çok sayıda hastalarımız da vardı. Yani çok sayıda hasteler geldi bu nevaden. Bir kere gelende de sual soranda üzerinden değerlendirmesini yapandan sonra o hastadır işte ben hamamdan çıkıram, saçımı kurutmuram, yadımdan çıkıram, üzerine yatıram. Hastan gençlerde. Bir kere ciddi sorunlar oldu o bölgede. Bu bunun nece ilacı da arı? Boyun bölgesinden iner tam üst bele kadar. Ki kürek sümüklerinin arı yerinde olduğu ağrı hareket herkes eder. Tabi bunun nece ilacı da arı? Bunun shockwave ilacı da arı. Ondan daha önemli. Bir de hani mesela diyelim uzağdı edebilmez gelsin seanslara. O bölgeye uygun temarin veririk ilacı olur inşallah. Evet. Çok güzel. Peki bizde birkaç soru daha geldi aslında. Bizim bu bazen osteoartrit izlediğimiz yani hastalıklarda hangi yöntemleri kullanır? Onu da merak ettim sayın seyircilerimiz. Osteoartrit çok geniş bir mevzuydu. İnsanların dizlerinde, halçalarında, hatta bellerinde, omurgalarında olan bir şeydi. Bu hastalığı daha çok lazerden istemel eder ya da mevcut mıknatısiyeden istihdam eder. Mevcut mıknatısiye hasta uzağını sedi üzerinde ya da o yatağı üzerine bir hakl mıknatısı oluşturulur onun etrafında. O hakl mıknatısı o içerideki o yapını, zarar gören o yapını istemel eder. Eğer bunlar uygun olmasa artık shortwave mevcut kasıyla ya da microwave cihazlarıyla istihdam ederek iyi olur inşallah. Bu cihazların insana bazı insanlarımız merak eder yani bu cihazların bir yani yan etkisi ya da ne bileyim bir zararı vardı sıhhatlerine çünkü merak ettiler. Yani ben bu cihaz kahrabadı. Yarın bir gün bir şey kanser gibi bir şey radyasyon ne bileyim bir şey yapabildim hani diye merak ettiler. Korkuyorlardı bazen kullanmakta. Yani çok önemli bir konu aslında bu. Tabii birçok cihazın yan etkileri vardı ama orada hasta olan için değil, orada çalışan fizyoterapist için ciddi bir sorunlar yaradı. Bu cihazlar da aynı zamanda yanlış istihdam ettiğimiz zaman yanlış ellerde istihdam eden insanlar ya da yanlış yere giden insanlarda ciddi sorunlar oldu. Çünkü bu cihazlar elektroterapi verir, karbo verir, mevcut mıknatısıya verir, mevcut kısıra verir. Bunlar hapsi yanığa sebep olabilen şeydi. Bir bağlantımız daha vardı. Çok tabii. Pardon lafı kesmekte zor şey aldım. Alo. Selahattin de benimle. Buyurun. Sesi özleştirerek şu an canlı yayında siz soruyu sorabilirsiniz. Alo. Alo, bəli, buyurun. Selam aleyküm, doktor. Aleyküm selam. Necəsən? Sağ ol, teşekkür ederim. Doktor, benim iki kolum, iki kolum çakırı. Bəli. Kaç yaşındasınız? Yaşınız ne çadır? İki kolum çakırı. Babaya bir şey kaldırabilmirəm. Bəli. Yaşınız desəniz bizə zahmetsiz. Ses tam olarak gelmiyor. Yaştan... Ses.
Bizi telefondan eşitsiz alırız, zahmetsiz. Ha. Bəli. Şimdi sorunu aldık tam olarak, yani bir kol, yani yine kol ağrısı, eşya kaldırmakta zorlanma, yaşını tam olarak anlamadık ama tekrardan bağlansa bize yaşını algılasak. Çok önemli bir konu bu. Yaşlı teyzelerde zaten her zaman bu program, yani bu problem pardon vardı. Her zaman işte kolum ağrı, sırtım ağrı, bu tarz şeyler çok duyuruk. Bunun aslında, yani merak ederim aslında. Ben yurt dışında olduğum zaman oradaki yaşlı teyzelerimiz, yaşlı amcalarımız bu tür hastalıklardan çok fazla şikayet etmirdi. Neden ki bizim Kerkük'te ya da bizim toplumda, Irak toplumunda çok sayıda insanlar eklem ağrısından rahatsız ve bu tür hastalıklarda çok, yani yan sıra görürük zaten bunu. Neden acaba? Ya tabii biz yurt dışında yaşayan insanlara baktığımızda insanların oradaki, özellikle yaşlıların her gün sabah spor yaptıklarını görürük. Her zaman bir hareket halindeler. Özlerine çok makayetler. Ama bizim burada bu toplumda, Irak toplumunda insanlar özlerine makayet olmalı. Çok spor ağır yapmalı. Tabii. Spor yapmalı, çok ağır şeyler kavzulla, özlerine kıyırla. O yüzden bu tür ağrıların olması yani olası bir şeydi. Onun için bunlar gerek başta, yani en baştan birinci ağrı başladığı zamandan gerek hallolsun. Aynı zamanda egzersiz programı, düzgün, uygun bir egzersiz programı verilerek o hastadan o ağrılarına kalas olmanı sağlarız. Bu diğer hastamız 65 yaşındaydı, kolu ağrısından rahatsızıydı. Belki orada fizik tedaviyle çok normal bir şekilde ilacını bulabilir. Bir yöntemle onu yapabilir. Belki radyo, frekansı, onları hangi bilmiyorum. Kesinlikle bir alt, yani oradaki bir iltihap durumu vardı, bir ağrı durumu. Eğer kırık yoksa tam bilgiler alabilmedik, eğer edebilirse... Yok, tam olarak kırık yoktu. Şu an biz bir telefon bağlantısı var, onu da alalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Zahmetsiz doktordan konuşabilirim. Ben zaten iyidir size, soru sorabilirsiniz. Doktor selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu boynumda zahmetsiz çok incik var. Bu tibirlerime böyle incidir. Başım yolu çeyreğinden, bu bir yanı şey, sağ sola yerinden çok incik var. Ama kolumda yani hamdolsun incik yoktu, kolumu andırmıyordu. Bu dünyaca aydı böyle yani çok boynumun tibirlerimde incik var. Çok ağırdır. Şeker yani. Hastalığı vardı, şeker zaht. Zahtım var. Var. Cevap alasın inşallah. Çok sağ olun katıldığınız için. Aslında doktor bey, bazı hastalıklarımızda da illaki eklem ya da bizim kemik ağrısından olması neden de bazen sinir sisteminin, aynen sinir basıncısı ya da bizde nöropati dediğimiz, işte sinir zayıf olması, bazen bizde degeneration dediğimiz, o da sinirlerde bazı kötü myelin sheath dediğimiz, bizim degeneration olduğu zaman bunlar çok önemli şeyler yol açabilir. Zaten şeker hastalığında her zaman biz iltihab asab muhiti dediğimiz bir iltihablanma söz konusu sinirde olur, bizim asapta olur. Bu da çok boyunda rast geldiği bir de bacaklarda, işte yani ayakta tam olarak bizde nabdness yapar. Ya da bizim o şey dediğimiz, sırlık dediğimiz yapar. Ama arkadaşımızın sorunu boyundaydı. Hareket etmekte sorumluluk çekirdi. Bunda ne demekimiz vardı tam olarak teşhiste? Evet, yani bu tür ağrılarda ihtimal bir teşennüc bir durumudu. Teşennüc durumunda boyunun hareketlerinde bir kısıtlılık yaradırı, yani bir tehdit yaradırı. O tehdit olabilir bu ağrıları edir. Ama olabilir aynı zamanda boyunda bir osteoartritis, yani savafan dediğimiz bir bozukluk olubdu. O bozuklukta aynı zamanda teşennüc yaradı, teşennüc bu tehdit eder. Tehdit edenden sonra başlar sır olmağa, ciddi bir ağrı olmağa. Savafan ne demektir? Onu da insanlar çok merak eder. Her zaman farklı anladılar özünü. Evet. Sizden duymak isterim böyle basit bir şekilde. Evet, çok basit bir şekilde anlayacağım. Savafan bir sümüğün kireçlenmesidir. Yani iki mafsal birbirine bağlayan o aranın kireçlenmesidir. Bu her yerde taban oğlu, boyunda oğlu, belde oğlu, dizlerde çoklukça görü yaşlı hastalarımızda, aynı zamanda halçada da görülü. Bir bu, telefon bantımız da vardı, ondan sonra devam edeceğim inşallah. Alo. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Nasılsın, iyisin? Sağ olun, teşekkür ederim. Zahmet olsa doktordan, zamanında top oynadım. Evet. Kolum kırıldı, topuk uzanları düştüm. Topuğumda bir incik yok tabii. Zaman boyunca ne oldu? Şey, incikim başlıktı.
Yani yaş belge oldu başladı. İncikler başladı. Yani kaç yaşındasınız? Zaman, ben indi şimdi 50'yim. 50. Neçe ile var bu ha. Şey oldu? 20. Bu 15-20 sene var daha fazla. Ben. Ha. İşte daha indi şey gittim, doktora gittim, Türkçe'de gittim. Ben dedi sadece şey, ilaç tabi ilmem ne tabi. Yaptım ilaç tabi, incikim her aynandı. Gittim Süleyman'da da, Erbil'de de fizik tedavisi yaptım. Aynen incikim var. Sadece bu şeyde fizik tedavisiyle ne yolu yoksa ile ameliyat. Tapuktaydı tam olarak? Tapukumda su. Bari, kartrici mi dedi size doktor? Kartrici diye şey. Temezü gadrufil hilali. Anladım. Şey, cevap alasın tamam. İnşallah. Bu konuda inşallah. Birkaç fikrim de vardı anda. Sizi de dinleyen öncelikle. Evet, temezzuk gadariflerde ilk önce yeri bilagın temezzuk neçancı derecedeydi, naksın olan bir temezzuk vardı. Çünkü her temezzukun bizim tedavi yöntemlerimizde, bizim rehabilitasyon yönteminde ayrı bir tarikası vardı, ayrı bir nevi ilacı vardı. Onun için bu hastanın kesinlikle gerek o temezzukun nevini gerek bilagın, aynı zamanda o temezzuka bağlanan bütün azalatları ya da o yapıya bağlanan bütün azalatları tek tek değerlendirme yapıp o azalaya göre işlem aldı. Yani muhtemelen çok fizik tedavi yapıp çok cihaz istihdam edipti. Ama doğru egzersizlere çok fazla meyil vermeyipti. Yanlış cihazları da istihdam ederek olabildiği netice almayıp. Aslında bu konuda birkaç film vardı, bir araştırmıştım futbol konusunda. Zaten çok oynayanlar bunu bilir zaten, yani futbolu çok seven insanlar da zaten. Şöyle bir şey vardı, çok rast gelen bir şeydi bu. Bizim kartrıcı dedikimiz ya da temezzuk dedikimiz çok rast gelir yani top oynayanlara, futbol oynayanlara. Burada bizde egzersiz daha çok, doğru dedi Uskim'in, daha çok fayda bulacaktı. Evet. Hastamızda zaten birkaç egzersiz vardı. Programdan sonra ona gösterir inşallah bizimle kalsa. O egzersizlerden birisi de bacak egzersiziydi. Yani yana çekmek, bacağı yeni evet. Çekmek. Sonra tekrardan bir lastik gibi bir şeyler vardı, aparatlar vardı. Onu geri tekrardan çektiği evet. Zaman bizde burada bizim hadruf dediğimiz ya da eklemlerde yenileşme bir konusu olabiliyor ya da onu daha güçlendirme olu. Kaslar daha güçlü olduğu zaman onu daha sıkı tutar. Orada ağırlık azalı ama tabii ki de bu uzun bir süre egzersiz yaptığımız zaman olabilecek bir şeydi. Arkadaş bize dedi 20 yıl önce bu evet. Oldukta özünde tabii birkaç günde iyileşme şansı zordu. Zor, bir evet. Kaç ay gerekir. Ona göre yani. Bir telefon aldığımız daha vardı, ondan sonra tekrar evet. Dönecek. Alo. Merhaba. Merhaba. Doktordan görüşebilir miyim? Bari buyurun. Soru sorabilirsiniz. Doktordan görüşürüz şu anda. İyi akşamlar doktor. İyi akşamlar, buyurun. Zahmetsiz. Ben babam şu oldu. Galata damarlığı oldu. Sağ tarafı çalışmamaya başladı. Daha edebilecek doktordan siz müsteşeri eleştiriye yedirildi. Ha zamanlarında olduktu. Süresi ne zamandı? 2 hafta oldu. 2 hafta. Tamam, cevap alasın inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok da geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Çok sağ olun, memnun oldum. Sağ olasın. Evet, doktorumuz cevap... Yani bu nörolojik rehabilitasyon dediğimiz bu hastalarda, yani bu calıta vuran hastalarda ciddi bir şekilde ilk haftadan ya da ilk 15 günden bir rehabilitasyon programı çizilmek lazım dostu. Yani gerekli bir cedvel kurağın dostu. Avvalen bu hağın naks taraflarda naks hareketleri yapabildi ya da yapabilmiri. Muhtemelen sağ tarafında hiçbir hareket yoktu. Onun için buna ilk başta eklem hareketlerini gerek yengeçten kazandırak özne. Kazandırdıktan sonra özne oradaki sağ taraftaki üst alt azalatlarını gerek tek tek kuvvetli dağın onlardan ayrı karın azalatları, bel azalatlarını da gerek terkize dağımlara, çünkü bunlar bize çok işimize yarayır müstakbelde. Bunları kuvvetli denden sonra bu hasta artık yengeçten hayatına dönmek ister, işine dönmek ister, vazifesine dönmek ister. Bunun içinde gerek bu hastanın alıştırağın durmak, durmak alıştıran sonra yerime alıştırağın özün. Bunlar bittikten sonra gerek bir denge eğitimine girağın özün ve tevazun eğitimine girağın. Çünkü ben bir hastanın yerde bilmem, ege o hastada tevazun yoktu. Çünkü aha. Olabilir düşsün. Tevazun ilk önce ev içinde gerek alıştırak özne. Ev içinde bu rehabilitasyon programları tamamladıktan sonra bu hastane ev içinden çıkartıp aynı zamanda yazda gerek ilacı dağın özün. Çünkü bu hasta evde alışandan sonra yazıya çıkanda yazda bu sayra sesleri, insanların sesleri, korna sesleri zor olur. Zor olur. Çünkü hastada bir terkiz kalmaz özünde düşer
Allah etmesin kırıkmırı olasın. Onun için bu hasta için gerekli bir ciddi rehabilitasyon programı çizilsin, ona göre tedavi etsin. O inşallah hastalığında İnşallah. Tedavi bir performansı da var, onu yayına alalım. Ondan sonra devam edelim. Alo. Alo. Alo, bal buyurun. Kuatuz olsun. Sağ ol, Asif. Teşekkür ederim. Ben 50 yaşındayım. Bala. 50 yaşında adamım. Şöyle, bundan evvel soğufan vardı. Takribim 4 yıldır. Baktım, gittim, doktora indi, çok kalabı etti. Doktora gittim. Doktor Mami Allah'ın yine onun da var ne dedi? Dedi bu hapiste layıf edip amut ve korona tırası. Öğrenine baktı ve layıf etti. Daha ne dedi bana? Dedi, ozon vuran salçın. Vurdu da bir cesane. Dedi, 3 metrede ozon vuran salçın. Kan altı plazmanı getirdi. Ozonla beraber vurdu takriben 200-300 yere vurdu bana ensebelime. Bunun sebebi riyazı yapasam bu beyin gösterdi. Daha bunu ozonun sırasına razı var. Bəli, bir də təkrar deyəsiniz o son cümlə özü. Bəli. Son cümləni təkrar deyə bilirsiniz. Riyada dedi sizə, riyada yaptınız? Riyada yaptım aslı, lastik lastik yaptım aslı. Alıştırdım, ben de gördüm. Son gündə bu riyazını lastikten. Bunu da yaparım. Fayda bulsuz? Vallahi fayda, 2000, 3000 iyiyim ama bazı gün bakırım. Yine ağırız yani gelmez, o da zide yani. Tamam, cevap alasın inşallah. Çok sağ olun katıldığınız için bizlerle birlikte. Yani bu tür durumlarda mutlaka ciddi bir değerlendirmeye gerek var. Tekime dağın özün. Müşküle her dağdı. Acaba müşküle temin ettiği temrinlerdeydi, yani uyguladığı ilaç yöntemlerindeydi. Bu hasta bu hastanın yeri göre. Bu teleyi konusu nerede? Çok duymaya başladık biz fibrosis yani olması nerede olabilir bu? Çok değil. Yani çok denk gelmedi mi bunun arasında? Yani bu hastalıklar son zamanlarda başladı yavaş yavaş fazla olmaya. Bunun için işte bu yeni gelişmiş tedaviler, ozon tedavilerini başladı istihdam etmeye. Ama en çok bu hastalıklar çoğu olan fizik tedavide egzersizlerdi. Egzersiz yapılmadığı sürece bu hastalıklar hiçbir şekilde iyileşmiyor. Tekrardan cevaba devam ederiz. Biz bir telefon bağlantısı daha alacağız. Alo. 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 Selam aleyküm. Aleyküm selam. Zahmetli Doktor Kemal'dan bir sorum var idi. Bari buyurun soru. O soru bilsiniz zaten. Duyur sizi. Doktor Zahmetli oğlum 1 yıl 4 aylık ömrü. Şimdi 2 gün hele kahur yerimdir. Yani bu ne diyeceği o var? Bu bir ilaç tabii ister, bir temarim ister yoksa ihtiyari normal meseledir. Ben. Tamam. Yani bu pediatrik... pediatrik 1 yıl 4 ay dedik. Biz evet. 1 yıl 4 ay. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. Cevap alasın inşallah. Sağ ol, memnun. Sağ ol. Biz ablamıza cevap vermeden önce arkadaşımız biraz önce 50 yaşında olan amcamız aradı. Evet. Aslında biz her zaman bunu anlamak gerek. Yani birisi getirdiği zaman spor salonuna bizim yani demir oynamaktaydık biz normal terimde. Evet. Spor salonuna getirdiği zaman bir anda kaslar çıkmaz. Zaten birkaç ay ister kaslar çıksın. Aynı yöntemdi. Aynı yöntemde egzersiz yaptığı zaman devamlı yapsın, birkaç ay yapsın, 6 ay belki bir yıla kadar yapsa o zaman bakar ki iyileşme vardı. Zaten direkt bir iyileşme hiç söz konusu değil ki. Bir de telif konusunda yalakın. Bizde telif dediğimiz zaman bir yere çok fazla bastığımız zaman ya da bir darba gördü o zaman biz resmen ona normal yani tıbbi terimde telif diyor. Yani telif korkmak gereken bir konu değil ki. Bir doktora gittiğimiz zaman işte filan yerde telif olup dediler. İnsanlar bunu yanlış anlar yani. Bir tek iç organlarda telif olması biraz sıkıntılı ama dışarıdan dediğimiz zaman işte bu fakaratta telif olup. Bu telif ne de ya bir darba geldi özüne ya da işte dediğimiz şu etkilenip kalıptı, ilaçlanmayıptı. Ondan sonra bu telefon yani çok büyük bir şey değil aslında. Bir telefon daha vardı. Evet. Onu alacak, ondan sonra devam edecek. Alo. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Necaz doktor. Sağ olasınız. Teşekkür ederim. Zahmet olmasa sualim var idi. Ben diyorum. Valla doktordan. Sualı sorabilirim. Birim, benim sağ sigilim ağrı 3 vecvedi böyle oldu. Böyle hafta 10 gün oldu. Kalkmaz kollarım. Yani çok sakır, bilmem, plazma vururum, ilaç tabii iyidir, zahmet olmasa. Tamam, cevap alasın inşallah. Teşekkür ederim katıldığınız için. Evet, tabii bu sorulara cevap vermeden evvel bir şeye, noktaya ehemmiyet vermek isterim. İnsanlara bazı yerlerde egzersiz verirler. O egzersizler çok yanlış bir şekilde etki eder insanlarda. Çünkü biz egzersiz verendik bir insana ya da bir hastaya, o hastanın durumunu ölçüp takvim edip o egzersizler verdik. Ama ne yazık ki spor salonlarında
bina reşaha ve ilacı tabii, bina ecsam ve ilacı tabii olubdu. Xəstələrə yanlış bir şekilde egzersiz programı verirler. O xəstə iyi olmağı yerine daha xarab oldu. Bizim yanımıza da başvuranda sonunda artık işten geçmiş oldu. Ağrılar ciddi şekilde fazla oldu. Ameliyata kadar gelir. Ona dikkat etmeler gerekir. Çok önemli. Plazma konusunda dinlememiz vardı. Bizim anlamız sordu plazma konusunu. Çok önemliydi bu. Evet. Yani plazma konusunda biz fizyoterapi gözüyle bakanda plazma konusunda çok inancımız yoktu. Biz bunun yerine, bu plazma tedavilerinin yerine, iğne enjeksin tedavilerinin yerine daha çok molibden, manuel terapi tekniklerini istihdam ederek... Ben onun olduğunu da açıklasanız bize doktor. Evet. Manuel terapi yani elle istihdam ettiğimiz ilaç yöntemlerdi. Oradaki yapıları birbirinden ayırarak, oradaki yapılara gelen zahıtı kavzadığımız zaman da orada bir teharrür oldu. Mesela yani çiğinde bir teharrür oldu. Artık yavaş yavaş eklem hareketler başları ciddi bir şekilde artmaya. Onun dışında aynı zamanda bizim fizyoterapide istihdam ettiğimiz yöntemler, hastan kinezoteyp dediğimiz yöntemler istihdam eder bu tür durumlarda çok ciddi bir şekilde. Bir telefon bağlantısı var, ondan sonra yara dönerek lafızı unutmayın. Alo. Alo, selam. Aleyküm doktor. Aleyküm selam. Selamet. Selamet, elhamdülillah. Ben عندي سؤال. اي نعم تفضلي تقدر تسألين سؤالك. بخصوص الألم أسفل الظهر الجزء اليسري. باليسري تمام. شو العمر ايش قال؟ 24 سنة. تمام. Bir sorunuz var doktor bey. Tamam. Nerede işleri, ne işler bu hastamız? Şunu mekanla çalışıyorum bir saat العمل yani خلينا نقول او بشكل عام يعني مدة اللي توقفين بها صراحة يعني هذا كلش مهم حتى نعرف سبب الألم. يعني عادي ألم يعني شغل زين. الصوت ماذا يجي زين عفوا. تليفون باصي كاسلدي بزده ديار arkadaşımız bir soru sordu bizden Arapça değil anlatacak ondan sonra Türkmence diliyle tekrar ederek. İnşallah. Arkadaşımız bizden sordu ki bir sırt ağrısı, bel ağrısı vardı. Aşağı bel ağrısı ve bacaklarda. Biz de ona sorduk kaç saat çalışır ya da kaç saat günde durmaya başlar ya da yürümeye başlar. Ama cevap alamadık. Performansı kesildi galiba. Onun cevabını da Arapça alacak sizlerden isterseniz. İnşallah. Tabii bu tür hastalıklarda önce gerek bakın bu hastanın yaptığı hareketler nedir? Hardeşleri, neceşleri, yani tarikat işlemağı necadı, duran durmağıdı, çok agilmağıdı, ağır bir şey kavzamak var içinde, yeni yoktu, istimal ettiği ayakkabı nedir? Ege topuklu ayakkabı ise bu mekaniki bir sorundu. Ege topuklu ayakkabı istihdam etmişse, normal her şey tamam ise, orada menas bir yapsal bir bozukluk vardı, doğuştan yani doğumdan gelen, onlara dikkat etmek gerekir. Orada uyluk kaslarını yani ayak kaslarını gerek bir fahsedağın olabilir orada bir müşküle vardı belle tesir edilir. Bunlar ciddi bu hastalıklar, bele ait hastalıklar ciddi bir değerlendirme ister. Çok güzel. Biz arkadaşımıza Arapça cevap vermek gerekir galiba. Biz tam olarak anlamadık hastalığın şeyini. Umarım yani sizi geldiği zaman bunu çözebilir. Evet, yani inşallah gelirse bir ciddi değerlendirme yapar o için. Sorun neyse çözer o inşallah. شكرا لاتصالكم طبعا ما قدرنا ناخذ السؤال بشكل واضح لكن هناك اسباب عديده لهذا النوع من الامراض ممكن يكون بسبب الكعب او الحذاء تكرمون او ممكن يكون بسبب ساعات العمل المتواصله او ساعات التعب ممكن يؤثر خصوصا العمر الشاب جدا ممكن يكون انزلاق طبعا انزلاق يكون بشكل واضح يعني خصوصا في هذا الاعمار بسبب يعني الثقل او بسبب العمل الشاق Olabilir yani, uşak doğum yapıptı, evet. Yenge olabilir. Çok fazla uşak kavzuru, ağır bir şey kavzuru, onları da tesir edebiliriz. Tamam, teşekkür ederim. Tekrar tesirin ayı sual hatibun bilgul arabiye aydın. Tabii Sayın Seyircilerimiz bazen sorularımız da Arapça arkadaşlarımız engelli. Onlara da cevap veririk her zaman. Böyle. Ona göre biz her zaman insanlarımıza destek amaçlı bir programdı. Herkese yardımcı olmaya çalışırız. Umarım herkes de faydalı bulacaktı bundan. İnşallah. Biz son dakikalarımıza yaklaştık. Çok güzel bir programıydı aslında diğer doktorumuz. Evet. Son bir sorumuz vardı. Bacak ağrısı. Yani bizde bazen işte yürüdüğümüz zaman
bacak ağrısına rast geldik diye bir soru geldi. Bu da son sorumuz olsun. Çok fazla yani yürümekte gide bir kaç mesela belki 100 metre yerdikten sonra ağırmakta bunun sebebi ne diye sorular. Evet yani birçok insanlar geldi ayakları ağrıdır. Ben çok yer yendim ayağım ağrır. Tabii ki değerlendirme yaptığımızda birçok hastada bakırıq quadriceps yani adalı rubaiye dediğimiz adalı çok zayıf olubdu. O adalıya uygun egzersizler vererek o hastanın o diz ağrılarını, o uzun süre yerdiklerinde... Spor salonunda yapması gerek. Spor salonunda yapabilir. Eğer yaşlıysa evde ev egzersizleri verir o yüzden o egzersizlerin devam edebilir. Onun dışında biz kinezoteyp dediğimiz teypleri istihdam edebildik dizler için. O teypler de tabii ki de oradaki yapılar yani cilt üzerine uygulanan şeydi. Cilt üzerine uyguladığımızda... Bunun gibi. Bunun gibi. Cilt üzerine uyguladığımızda ciltten alttaki yapılar bu dize uygulanan kinezoteypte. Ciltten alttaki yapı üzerinde bir farag yaradır. O farag yaradığında oraya daha çok kan gitme, metabolizma orada artırı, orada teharrür oldu o yapılar ve ilacı oldu. Çok teşekkür ederim bizimle katıldığınız için. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Gerçekten çok verimli, çok güzel bir program oldu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Sağ olasın. Evet sayın seyirciler bugün de programın sonuna geldik. Bizim fizik tedavi ve rehabilitasyon aslında fizyoterapi dediğimiz konusunda bahsetmeye çalıştık ve sizlerle birlikte olduk. Çok teşekkürler bize de katılıp soruları sorduğunuz için. Gelecek programda farklı bir doktor misafirimiz olacaktı, farklı bir hastalarımız olacaktı. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.